Yeni bir günden herkese merhaba. Ve şu an uyandım. Montumu aldım. Benimki delirdi. Gidelim diye. Hemen çıkıyoruz kuzumla. Oh, kapıları da kapatayım. Bir şurada çıktı dışarıya. Gördüğünüz gibi yüz göz şiş. 9'da yattım. Ve şu an sabah 8. Çok güzel olmuş. Uyamıyorum, uyamıyorum derken akşam başardım. Bakar mısın şunlara? Bak şimdi. Orada çiçeklerin arasında saklanmış. Aşkım. Buradan saklanmış. Bu da buradan. Oh, nereye gitti kamera? Bu da buradan ona çatıyor. Şu çiçekleri eşim böyle dizdi ki. Yağmur yağıyor ya. Şey yani böyle yukarıdan falan su içlerine dolsun diye. Mişo biz birazdan geleceğiz, tamam mı? Bekle bizi. Oh, gidelim. Bakayım çakalı gezdirmiş mi çocuklar, gezdirmemiş mi? Sabah sabah. Ve patiler gezdirildi. Kahve içildi. Fakat çok oturamadı. Şimdi diyor kız diyor daha kahveni bitirmedim. Hemen gideyim dedim. Saat şu an 9-15 dakika var. Yani yarım saat ya oturdum ya oturmadım. Rossmann'a gideceğim ya. Bu lipstik falan alacağım ya. Hani şimdi biliyorum işim var. Duramıyorum. Dedim gideyim erkenden ekmeğimi de alayım. Mehmet dedim. Bu kızı otur kahveni iç tüm gün açık. Dedim hayır. Yok tüm gün o benim aklımda duramaz. Duramaz yani. Mümkün değil. Bir gideyim bakayım. Ne bulacağım? Şirin de yazmış vazelin en iyisi diye. Tabii her birini alabilirim, kullanabilirim de. Vazelin denince böyle Bulgaristan aklıma geldi. Burada vazelin var mıdır? Vardır tabii. İsmi nedir? Yine vazelindir değil mi? Bakacağız. Bakalım neler bulacağım. Sonra Netto'ya gideceğim, ekmek alacağım. Bu sefer gerçekten ekmeği almam gerek. Hadi hep birlikte gidelim. Umarım sabahın köründe insan yoksa çekim yapabilirim. Bakın beni kim karşıladı? Annem 2-3 şey sipariş verdi. Onları getirmeye geldim. Dimas. Michael. Oh. Bak ben size gittim, sen burada. Annem de akıtma yapıyor. Krep. Koca da kız küçük küçük yapanlara, yatıranlara. Baksana. Vallahi yaşadılar babun yanında. Keke bakar mısınız keke? Keke yapmışım tam. Tüyüme o ilk günü daha yedim ama de açık açık yedim. Ay. Ben de alışverişimi yaptım, gidiyorum eve annem. Hadi. Yanmaya. Hadi. Hadi dağılışın. Annemin sözüdür. Hadi dağılışın. Dimaş'ı doyurdun mu? Daha bir şey duymadım. Tamam. Dimas, bak mavliyi ver, şey yaş mamasını ver. Ya ondan vereceğim şimdi. Bak arkan sıra gezdim, Bilal'i aç. Hadi bakın ben de eve gideyim arkan. Ne diyor annem? Onlar hiç doymuyor değil. Oh annem annem. Hadi Mayko görüşürüz. Oh. Vallahi yaşadı çocuklar. Anne babayı yok. Tatil. Annem evinde böyle rahat rahat seviyor. Ay nasıl koktu. Ben de mi yapsaydım? Birazcık onun var. Yani ekmeklik yoktu akşam ama birazcık onun var. Yapabilirim ya gün içinde. Yesinler. Dehail gelmiş mahallemize. Bana bir şey getirmiş midir? Sipariş vermedim ki getirsin. Ama yine de belli olmaz. Ben alışverişimi yaptım geldim. Oh şuramı bir şey ısırmış kocaman. Ne ısırdı bilmiyorum. Ne alacağım ben? Patilere gittim. Böyle bir depoladım. Mamalarını, kemiklerini. Arkadaşlar. Yani onlar için çıkıyorum anlayacağım. Sarada da kendime bir şeyler alıyorum. Bunlar patiler mi? Bir de ekmek. 4 paket şu ekmekten aldım. Yeter o bize. Ve şimdi annem de kokuyu duydum ya. Şimdi yapacağım ben de. İyi oluyor. Böyle fazladan da yaptım mı? Sonra streç filmle örtüyorum üzerlerini. Gün içinde öyle kıvırıp kıvırıp götürüyorlar. Değil mi aşkım? Yoruldum be alışverişte. Çok da insan var. Çekim de yapamadım size. Yani dolu insandan ziyade
yani müşteriden ziyade çalışanlar orada hep rafları diziyorlar tabii. Yani boşalınca sabahın köründe çıkarsan öyle olur. Öyle. Ne aldım göstereyim. Dayanamadım. Kremi aldım 10 euroya. Niye? Çünkü oğlumun da aynı şekilde şöyle kaşları falan, kaşların üzeri, şuraları, şuraları aynen benim gibi vücut tipi. Yani şey, vücut tipi diyorum. Kız neydi bu? Cildi. Cildi. Aldım. O bari kullansın. Ben de arada burada. Benim sadece şu tarafımda var şu an. Böyle nüksettikçe bunu alıyorum. Ama DM'e gidersem o Bella'nınkini de alacağım. Sonra sevdiye. Labella koyu mavi. Umarım budur. Bunu aldım. Ve iki tane aldım. Bunu işte kullanacağım gün içinde. Ve Neutrogena Lippenpflege aldım. Bunun işte Norveç markasının biliyorum kremleri var. El kremi, yüz kremi, böyle soğuktan, oraları soğuk ya. İşte soğuk çatlamalara karşı falan diye. Bir baktım lipi de var. Dedim bir alayım. Şunu gece süreyim. Umarım iyidir. Şöyle göstereyim. Yani bir sürü vardı. Gerçekten bir sürü vardı ve insan seçemiyor. Yani bunu da işte koyu mavi labello diyorum. Labello. Güzel kokuyor. Bunu evde kullanırım. Bunu da işte. Çünkü ben işte ne yapıyorum biliyor musun? Çıkarıyorum şimdi cebimden. Böyle. Eşim diyor kızım ne biçim sürmek. Dedim ne yapayım, ruj sürer gibi mi süreceğiz? Böyle üst taraflara gelsin. O yara olan yerlere değil mi? Aynen. Yumuşacık. Evde de bir tane olması gerekiyor. Bunu işten eve getirmeyeceğim. Eve getirirsem sonra işe götürmeyi unutuyorum. Ama sormayın. Öyle. Hadi bakayım girişeyim ben, kahvaltı yapayım. Nasıl da hiçbir şey yapasınmıyor. O çamaşırları yıkayacaktım. Sonra önce kahvaltıyı hazırlayayım. Benimkilerin iş elbiselerini, kendi elbiselerimi yıkamayacağım. Onları yarın işten geldikten sonra. Çünkü yarın bir daha kullanacağım ya. Zaten pantolonlar yeni. Pantolonlarım yeni. Evet. Onu ama yok eskisini yarın girerim. Yenileri artık yeni haftadan itibaren. Hadi kahvaltı hazırlayayım. Yalnız canım sıkıldı, anlatamam. Videom yüklenmiyor. Ben onu akşam yaptım. Her şeyini. Şimdi dedim hani o bitiş olur ya, YouTube'da o final ekranını ekleyeyim. Bakıyorum. Yok. 83. 83'te kalmış. Eşim dedi internet çok zayıf Zeynep. Akşam da yoktu. Bütün gece yüklenmemiş. Nasıl mahcup oldum sizlere. Saat 10.30. Neyse yani yüklendiği an yaparım da. Niye? Niye yüklenmezsin değil mi? Bakın burada videolarım görünüyor. Ay bir de gösterebilsem. Bakın 83 görüyor musunuz acaba? Yükleniyor yazıyor hala. Hala yükleniyor yazıyor ya. Ben de kreplerimi yapayım dedim. Biliyor musunuz bu krep hamurun içine? Bilmiyorum siz nasıl yapıyorsunuz ama işte yumurtadır, süttür falan koyuyorlar ya. Ben onun içine bir de tereyağı eritiyorum. Çok güzel oluyor. Yani hamurun içine eritiyorum. Şimdi hamur tabii biraz soğuyunca böyle ufak ufak taneler gibi görünüyor. Yani peynir varmış gibi içinde görünüyor. Çünkü tereyağı donuyor. Çok lezzetli oluyor. Böyle ağızda eriyor. Muhteşem. Umarım yine öyle olur. Tabii ki tadına bakmadık. Bakmayacağız da. Anlamaz canım sıkıldı bu videoya yaramam. Neyse daha sonra yüklenir de acaba yüklenir mi? Ben kaçta geldim? 9.30 gibi evdeydim. Sonra 80. O zaman gördüm 80. Şu an 83. Hemen topluğa yazdım. Haberiniz olsun diye. Yani ne bileyim hani bir şey oldu diye düşünürsünüz. Hiçbir şey olmadı. İnternetimiz kötü. Bir şey oluyor ama ne oluyor bilmiyorum. Umarım düzelir.
pişirmeye devam edeyim bari. Ben ona bakıyorum, o bana bakıyor. Bir kıpırdanmadı da. Hiç kıpırdanmadı. Yani 84 olmadı. Neyse. Olacak inşallah. Olacak. Artık ne zaman yüklenirse o zaman açarım değil mi? Yapacak bir şey yok. Bugün de böyle olsun. Zeyno, Zeyno. Ben o sabah ilk baksam ya. Ama ne yapacağım? Bakıp ne yapacağım? Ne bileyim, ablama giderdim. Biraz bir saat ablamda otururdum, yüklenirdi o. Belki ablamın interneti iyidir. Yani bizim evden mi kaynaklanıyorsa bütün sistemden mi onu, orasını bilemiyorum işte. Bizim evden kaynaklanmıyordur. Şimdiye kadar hiç sorun olmadı. Neyse, bekleyeceğim. Umarım en kısa zamanda yüklenir. Ay. Bu arada yaptım mı rahatım. Bugün yemek falan yok. Yok. Şimdi benimki ikinci uykusunda. Ben de bir şeyler yapacağım, bir şeyler izleyeceğim. Hiçbir şey yapmayacağım arkadaşlar. Bir çamaşırım var. O da eşimle oğlumun iş elbiseleri. Benimkileri yıkayamayacağım, yarın işteyim demiştim ya. O yüzden eşim diyor, niye stres yapıyorsun? Yarın gelince yıkarsın. Pazartesi de evdeyiz. Dedim tamam. Yani başka bir çamaşırım yok. Herkes evdeydi. Zaten siz bakmayın, ben uyuyamıyorum falan diyorum da. Hani hep çamaşır muhabbetine girmeyeyim, ben gece yarılarına kadar çamaşırları bekliyorum. Şimdi orada banyoda ya, kurutmam. İşte o şeye hemen şıpşak asıp. Yani işim çok kolay oldu bunun çamaşır kurutmasını banyoya koymamla. Çok güzel oldu. O yüzden hiçbir şey yapasım yok. Bugün böyle bir relax. Bir dinleneceğiz. Öğleden sonra çakallı pufi alacağım. Sabah çocuklar gezdirmiş çakalı. Öğleden sonra da onlar gezdirecek de hani biz yalnız dolanmayalım pufimle. Dedim ben alırım teyzem onu öğleden sonra. Bir gidelim, bahçeye gideceğiz ama her yer ıslak, yağmur yağıyor. Yani ne yapsın patilerim orada? Ama gideceğiz, bahçemi de özledim. Kaç gün oldu işe gitti, gidelim. Gidemiyorum. İşte sabah vardiyası olsam öğleden sonra hep bahçedeyim. Eve gelip işimizi bitirince rahat rahat bahçede oturabiliyoruz. Leyliş'le konuştum sabah. Bakırköy'de. Kız ne yapıyorsun orada diyorum. Arıyor annemi. Evimizin adresini biliyor muymuş annem. Zaman 89 yılında 6 ay falan Türkiye'de kalmıştık ya annemlerle falan. İşte ben ilkokula gidiyordum. İlk sınıfta Türkiye'ye gitmişti. Hiçbir şey hatırlamıyorum o. Gerçekten. Tek o şeyi hatırlıyorum. Böyle o daireden sepetler böyle iple salınıyordu. Onun içine böyle ekmek falan koyuyordu bakkalcı. Onu yukarı çekiyorduk. İşte çocuk değil mi? Oyun gibi geliyormuş. O kalmış aklımda bir tek. Ve annemin bize hazırladığı tabii kahvaltılar falan. Okul çantası. Yemek olunca unutamıyor beynim hiçbir şey. Bir tek onu hatırlıyorum. Annem de hiç bilmiyor kızım diyor. Bakırköy'de salı pazarı kuruluyordu. O salı pazarının çadırları var ya böyle ipler gerilir. Bizim bahçeye kapılıyor. Yani o evin bahçesinde işte salı pazarının kurulduğu yer. Ama artık o salı pazarı var mıdır yok mudur? Kaç yıl olmuş? 30 yıldan fazla. Yani 6 ay durabildik. Sonra dedik hadi evlerine, köylü köyüne. Yani herkesin ülkesi, herkesin memleketi. Bazı. Ama kalsaydı alışırdı insan yani. Ne yapacaksın? Kalıyorsun, alışıyorsun. Biz de alışırdık. Çocuktuk çünkü. Benimkiler şimdi nasıl? Gören Alman sanıyor. Yani alışıyor çocuklar da. İşte annemle babam için zor bir süreçti. O yüzden kalmamışlar. Ne diyeyim? Hadi yapmaya devam edeyim. Hala 83. Hala. Sinir oldum. Yemeğimizi yedik. Yediklerimizi yakalım değil mi? Hadi kızım yürü. Böyle iki tasmayla çok zor oluyor ama şu an hiç kimse yok. Ve hemen dedim telefonu çıkarıp size video yapayım. Bakın şunlara ya. Nasıl mutlu oldular birbirlerini gördükleri için. Ben de mutluyum, heyecanlıyım. Vallahi giyindim mont falan giydim, kışlık montum ama hava da çok güzelmiş. Şöyle göstereyim mi size?
Bakın şunları almıştım ya, yağmurlu havalar için. Tam geldi. Tam. Yani insan zayıflayınca ayağı küçülür mü sizce? Hiç öyle bir tecrübeniz oldu mu? Ben normalde 37,5 falan girerim. Ve kışın büyük numara alırım, 38. Kalın çorapla gireceğim için. Şu an her biri o kadar büyük ki bana. İş ayakkabım da o, yani olsa her biri o büyük. Yani ayağımın da zayıflama ihtimali var mı? Oh, hiç öyle bir şey görmedim hayatımda. Hadi oğlum. Hadi gidelim bahçede görüşürüz. Hey, geldik. Bahçeye bakar mısın? Ay. Bunlar hala oluyor. Ay çok acayip. Neyse dördü geçti, yemeyeceğiz. Dallara bakın. Şunlara bakın, dolmuş buralar. Söylemiştim sizlere değil mi? İkinciye oluyor bu yıl. Oğlum ne var? Kapadım ben kapıyı, gel buraya. Bunlar da burada yakılacak. Şunlar aynı şekilde. Oh, küçük harpacık soğan alamadık daha biz. Gidip alacağız. Ama ne zaman hiç bilmiyorum. Alırız ya, alırız. Kasım ayında yapılıyor onlar galiba. Emin değilim. Ay, yordu bunlar beni. Bir köpek gördüler. Allah'ım var ya. Bir çektiriyorlar, bir çektiriyorlar. Kuzum, ay çok mu mutlu oldun? Evet, tüm hafta gelemedik değil mi kuzum? Aşkım da o gördüğün anıt vardı ya, oralarda gezdirmiş kızım da onu. Özledin mi kuzum sen bahçeyi? Oyuncaklarım da burada. Öncelik kahve. Şimdi yapıyoruz bir kahve. Mis gibi oturuyoruz. Değil mi aşkım? Bakın battaniyemiz de orada. Ben kat kat giyinmişim ama hiç gerek yokmuş. Yani kat kat dediğim tişörtleyim arkadaşlar. Tişörtle ama üzerimde kalın montum. Şunlara birer kemik vereyim. Ve önce mont attım. Mahvoldum. Bunlar da beni yoruyor ya. Şimdi kahve yapacağız. Burada artık suyumuz da yok arkadaşlar. Suyumla geldim. Suları kapatmışlar kış için. Yani donma falan olmasın diye. Böyle ay kahve içeceğim şimdi oturup şurada. Ay ne güzel gelecek bana, biliyor musunuz? Çok iyi gelecek. Ay böyle bir ruhum dinlenecek. Dinlendim ben akşam da, yarın yine işteyim. Önemli değil. Hiç önemli değil. Şu saniye önemli. Şu dakika ve şu saniye. Gerçekten. Ay nasıl mutlu oldular. Şimdi yakadık havlıyorlardı. Canı çıktı havlarken. Biri geçiyor diye nasıl havlıyor. Özledin dedim herhalde havlamayı. Ya. Oh, şunun da çatısı tamir olması gerekiyor. Şuradan akmış. Akmış ve siyah siyah olmuş tahtalar. Neyse ki böyle tahtalarımız var. İki paket evde. Onları değiştireceğiz, sorun değil de. Önce sorunu gidermemiz gerekiyor değil mi? Sorunu giderdikten sonra değiştireceğiz. E şimdi onu diyor, baktı şimdi fiyatlara, böyle şu evin üzerinde ne varsa. Kiremit dediler onlar. Başka bir şey. Bakacağız bakalım ne olacak. Ne bitecek. Ay nasıl şeyi rahatsız hissediyorum şu an kendimi. Yedim ya. Tam yedim. Saat 4'e 2 dakika vardı. Dedim eşime ben çıkıyorum. Hani çıkayım erkenden. Erkenden gelelim. Çakalı da alacağım işte. İkisini birlikte zor oluyor. Öyle yap dedi. Erken çıktım. Ama sorun değil. Tuvaletlerini yaptılar. Şimdi burada biz bir buçuk saat otururuz. Gerçekten. Hiç acele etmeyeceğim. Eve gitmeye. Suyumuz kaynadı. Hadi yapalım kahve içelim. Ve kahvemiz tamamdır. Battaniye aldım böyle. Yani tişörtle durulacak gibi değil. Fakat bir hırka bir şey gireymiş mi altıma, olurmuş. Dur şöyle kolumu çıkarayım bari. Kahvemi içebileyim. Mis gibi. Ay kuşların sesini duyuyor musunuz bilmiyorum. Nasıl güzel. Buraya şu an gölge ama orada güneş var. Ay donduk oğlum. Yok ben böyle sarılıp oturayım burada. Ah kışın. Yazı kışı. Yani evde olduğumuz süre içinde. Tabii öğleden sonra evdeysem her zaman gelir. Yani kar yağır, yağmur hiç önemli değil. Yani her mevsimde çok güzel burası.
ya da bana öyle geliyor. Her mevsimde bayılıyorum. Doğasına, işte sessizliğe dinlemek diye bir şey var ya, o sessizliği duruyorsun, dinliyorsun böyle. Çok güzel. Kendinle baş başa kalıyorsun. Soruyorsun, sorguluyorsun ve bugün ne yaptım? Bugün, yani daha yapmadım. Fakat şimdiye kadar çektiğim kısımları aldım. CapCut diye bir şey var. Video editör. Yani videoyu editliyorsun. Ben iMovie'de yapıyordum ya. CapCut'ta daha çok özellik varmış falan. Bakıyorum öyle videolara. Ya ben çok severim araştırmayı. Bir şey, yeni bir şey öğrenmeyi çok severim. Bakarken ben bunu yapabilir miyim dedim. Bir denedim. Böyle umarım bu videoyu, yani tamamını orada yapabilirim, başarabilirim. Gerçekten yani böyle özellikleri var ama paralı şeklini alırsanız, yani parasını öderseniz aylık, hiç bilmem ne kadar, 9 mudur 19 mudur, onda çok çok daha özellikler var böyle, ama ben o kadar da profesyonel değilim canım. Parasını vereceğim onun. Yapıyorum ben kendi çapımda. İşte havlu kağıdının üzerine koyuyorum sizleri. Oydu buydu. Aslında alet edevat var da işte. Yani pek anlamıyorum ya ben bu teknoloji şeylerinden. Yani genelinde anlarım. Fakat ince detayına yani sokmayın beni. Hiç girmeyeyim oralara. Çok zor. Şimdi burada öğrendim diye onu şey etmek istemiyorum. Çünkü hiçbir şekilde hiçbir şey yapmıyorsun. Tek ekliyorsun videoları. İşte bazen beğen tuşunu falan koyuyorsun. O sosyal medya şeyleri var orada. İşte fotoğrafımı koyuyorum. İsmim çıkıyor ya, ben Zeynep falan. Onları ben editledikten sonra tam hazırlanmış videoyu, yani birleşmiş videoyu CapCut'a yüklerdim. CapCut'ta yapardım onları. Çünkü iMovie'de nasıl yapılır bilmiyorum gerçekten. Ama şimdi dedim ben tüm videoyu şunu da ekleyeyim. Ve o geçişler var ya videoların arasında, yeni bir geçiş var. Çok hoşuma gitti, onu koyacağım bugün. Yani şimdiki parçalara koydum tabii, videom bitmedi. Umarım yapabilirim. Umarım siz de zevkle izlersiniz. Öyle arkadaşlar. Çok geç kaldı videom değil mi? 3.30'da mı ne? Hazırdı. Gördüm, hemen açtım. Yani herkese açık olarak. Yani yüklenmedi, yüklemeye de bilirdim ama topluğa yazdım ya, ilerleyen saatlerde görüşebilmek dileğiyle diye. Hadi dedim, yükleyeyim, bir şey olmaz. Yani o kendi yüklendi de sonra bir de kontrolleri yapıldı. İşte var ya öyle kontroller, şiddet içerir mi, oydu buydu. Yani zor işler. Neyse, bizim internette sorun olabilir. Benim videom çok uzun da değildi. Fakat sorun giderildi diye ümit ediyorum. Ve şimdi ne yapacağız? Şu an misal burada otururken videoyu bitireceğim. O anda eklemesini yapacağım. Evet, aynen, burada da yapabilirim. Telefonumdaki internetle hallederim ben onu. Sonra erken saatlerde YouTube'a yüklemeyi deneyeceğim. Umarım bu akşam sorun çıkmaz. Yani bugüne kadar bir yıl bir ay mı oldu? 2 ay. 1 yıl 2 ay olacak. Hiç sorun yaşamadım. Yani bir saatte yüklenirdi. Demek ki tüm gece yüklenmemesine göre, yani yüklenmediğine göre bayağı büyük bir sorun varmış. Benim haberim yok. Ben uyudum ya, 11 saat bir gün uyudum ya. Direkt bayılmışım. Öyle söyleyeyim size. Şimdi oturacağız. Bakacağım yorumlarınıza. Aynen öyle yapayım ben. Ben burada otururken boş boş oturacağıma onları bir ekleyeyim. Sonra da eve gideceğiz. Evdeki internetle yüklemeye çalışırım. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok çok iyi bakın. Yarın görüşebilmek dileğiyle. Hoşça kalın.